Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar, biliyorsunuz uzun süredir sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. Bugün de aldığım bir haber neticesinde sizlere bir içerik üretmeye karar verdim. Arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi engelliler ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alımını gerçekleştirebiliyor. Ve bu araç alımında iki tip engel durumuna sahip insanlar araç alabiliyor. Öncelikle bunlara bir bakalım. %90 ve üzeri genel rahatsızlıkları bulunan engelliler ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alabiliyor. Bir de %90 ve altında, yani oran belirtmeksizin, oranın bir önemi olmaksızın, ortopedik engele sahip kendisine özel tertibatla araç alıp kullanabilen ortopedik engelliler var. Bu iki engel grubu ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alabiliyor bildiğimiz üzere. Şimdi arkadaşlar, bunları niye anlatıyorum sizlere? Devletin yeni almış olduğu önlemlerde arkadaşlar, bu araçların kullanımına esasen bazı önlemler alınmış durumda. Biliyorsunuz bundan 3-4 yıl öncesinde ÖTV muafiyeti üst limiti yoktu ve engelliler istediği arabayı alabiliyordu ve bazı suistimaller yaşandı. İnsanlar yakınlarına, işte eşine, dostuna bu hakkı devrederek onlara sıfır otomobil alımlarında ÖTV ödetmeden onlara bu haklarını devrediyordu ve bunun da devlet önüne geçmek için bir ÖTV muafiyeti üst limiti koydu. Lakin bu yine yeterli olmadı. Yine suistimaller yaşandı. Tabii ki bu konularda tartışılacak hususlar var arkadaşlar. Yani bunun önlemini tabii ki devlet almalı vesaire. Bu noktada biz çok içeriklerimizde bu konuları konuştuk. Ama bugünkü konumuz şu arkadaşlar. Bugünkü konumuz devlet yeni bir düzenleme yaparak bu araçların kimlerin kullanacağı noktasında yeni bir denetim mekanizması oluşturmuş durumda. Şimdi ben sizlere bu bilginin kaynağını maalesef arkadaşlar şu anda veremiyorum ama çok sağlam kaynaklardan bu bilgiyi aldım. Bu yazıyı okudum bizzat kendim arkadaşlar. Devletin kendi bir önergesi, bir arkadaşlar tebliği bu. Burada şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar, %90 ve üzeri engelliler birinci derece yakını ve tayin edebileceği bir tane şoför haricinde ÖTV muaf alınan araç kullanımı söz konusu olmayacak. Tespiti durumunda cezai işlem ve ödenmeyen vergi tekrar ödetilecek. Ve gelelim arkadaşlar diğer ortopedik engellilerin durumuna. Zaten arkadaşlar, normalde de ortopedik engelliler özel tertibatlı araçları kullanabiliyordu ve bu araçlar o engellilerin kullanılmasına esasen yapılmış özel araçlardı ve bunları başkasının kullanması durumu zaten söz konusu değildi. Bu da arkadaşlar yine tekrar bu yazıda geçmekte ve şu şekilde arkadaşlar, bu kişiler kendisi kullanmak durumunda olacak arkadaşlar. Haricinde başkasının kullanması yani yasak, ama tabii ki elzem durumlar olabilir. O durumda da engellinin araçta bulunması ve işte tertibat sökülüp takılıyorsa, bir yerden bir yere, örnek veriyorum, hasta olur veya bir yere gitmesi gerekir, uzun yola gidemez, yorulur vesaire, bu konularda yine bir ufak da olsa yürürlükte bir esneklik olabilir arkadaşlar. Ama haricinde bu araçlarda engellilerin kendi kullanımında olacak ve yine tespiti durumunda aksi yönde arkadaşlar cezai işlem artı ödenmeyen vergiler ödenecek ve arkadaşlar bu durum şu anda önlem olarak alınmış durumda ve gerekli birimlere gerekli yazılar gönderilmiş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki bir kaynak olmadan böyle video yapıp bunları açıklamak doğru mu? Arkadaşlar, ben de normalde böyle hani at paragaz haberleri kimseye veren biri değilim. Kanalımı beni takip ediyorsanız
Ben emin olmadığım ve birçok kaynaktan teyit almadığım hiçbir haberi sizlerle paylaşmıyorum. Ama arkadaşlar, bunun teyidini aldım. Söylediğim gibi açıklayamamamın da sebebi şudur. Çünkü bu devletin yayınladığı bir tebliğdir. İlk önce kurumlar arasında olur bu tebliğler. Daha sonra kamuoyuna duyurulur. Yine Ocak ayında bayiler zaten sizlere gittiğiniz zaman bu bilgileri verecek ve sizlere bu konuyla alakalı taahhütname de verecek arkadaşlar. Siz bunu da doldurmak zorunda olacaksınız. Ya işte birinci derece yakınınız kullanacaksa onu belirteceksiniz. Veya işte eşiniz, çocuğunuz kimse devamında veya da tayin ettiğiniz noter tarafından onaylı şoför tarafından kullanılması gerekiyor diye sizden bir taahhütname alacaklar arkadaşlar. Ortopedik engelli olanlar da kendisi taahhütnamede bulunacak. Ben kullanacağım diye oraya belirtecek. Sizden bunu bayiler isteyecek arkadaşlar. Şu anki yeni düzenleme bu şekilde bir önlem almış devlet. Ben de sizlere bu bilgiyi vermek, sizlerle paylaşmak istedim. Siz de arkadaşlar bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz bu konu hakkında fikirlerimizi karşılıklı karşılaştırabiliriz. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda da bunu da merak ediyorum aslında. Ama arkadaşlar şu da var ki bu önlemler tabii ki alınmalı mı? Alınmalı ama çoğu önlem alındığı zaman engellinin dezavantajını oluyor. Biliyorsunuz burada önemli olan engellinin yararına yapılan bir ÖTV muafiyeti ve bu muafiyetin bizlere yararı aslında. Ama işte böyle önlemler alınarak mesela üst limit önlemi bence çok kısıtlayıcı bir önlem. Bu konuda da birçok videomuz var, birçok içeriğimiz var. Bakalım ilerleyen dönemde neler olacak, nasıl ilerleyecek dönem. Bunları da tekrar videolarla sizlerle içerikler oluşturarak paylaşımda bulunacağım. Limit bekliyoruz arkadaşlar. Resmi gazetede adeta nöbet tutuyoruz. Limit hala belli olmadı. Belli olduğunda onun da videosunu sizlere bu şekilde yapacağım inşallah. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.